أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul etsinler. Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenler onlar olsunlar. Yüce Allah Ramazan'dan bahsettikten sonra Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime söylüyor. اِذَا سَالَكَ اِبَادِ اَنِّي فَاِنِّي قَرِيمٌ. Ne tecellidir ki Ramazan'dan sonra. Yani bir ayet önceden şey başlarsınız, iki sayfa doğrusu hep Ramazan'dan bahsetmiştim. Ramazan'dan bahsettikten sonra Yüce Allah bu ayet edelim. Ki oruç tutan, Allah için fedakarlık edenler, onların çabaları hiçbir zaman boş gitmez. Bir de bana dua eden, çünkü bugünkü konuşmamın konusu duanın etkisi. Ve çeşitli yerlerde Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmiştir. Hatta emir de vardır. قَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Mümin suresinde وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Sizin Rabbinizin emri şu, اُدُونِي bana dua edin. Ben dualınızı işiterim, kabul ederim. Der. Nemr suresinde yeni buyuruyor kendisi. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَوُ وَيَكْشِفُ السُّوَا وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَعِلَاهُمْ مَا اللّٰهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُ. Yoksa sıkıntıda, darda kalana kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntı gideren ve sizi yeryüzünde sahip yapan ya halifeler yapan ondan başka kimse var mı? Amma yücibul mustarra buyuruyor. Sıkıntı içinde olan, darda olan kimse Allah'ı çağırdığı zaman, yalvardığı zaman ona cevap veren kimdir? Yüce Allah'tır. Vesaire çeşitli yerlerde Kur'an-ı Kerim dua edenden, duadan da bahsetmiştir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında biz görüyoruz. Bazen dua
bir saniye de kabul ediyor. Bazen görüyoruz doğalı çok uzun süre, yıllar sürer. Ondan sonra kabul ediyor. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'e göre dua ediyor ya, Rabbana ve ba'as fihim Resulü diye. Ey Allah, bu çölde, ıssız yerde bir peygamber gönder. En üstün bir peygamber olsun. Senin ayetlerini insanlara okusun. Ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikma. Onlara tezkiye etsin. Öyle bir peygamber gönder diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biliyor musunuz? 3000 sene sonra bu dua kabul oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki ben Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselamın dualarının bir semeresiyim. Hani düşünün, biz salavat getiriyoruz ya, bazen arkadaşlar soru ve şey meclisinde, soru cevap meclisinde sorarlar. Efendim niye Allahümme salli ala Muhammedin derken kama sallayta ala İbrahim'e niye diyorlar? Diye sorarlar ya. Cevaplardan bir tanesi de bu. Çünkü Muhammed-i Mustafa Hazreti İbrahim'in dualarının semeresidir, meyvesidir. Bu da bir cevap. 3000 sene sonra bu dua kabul ediyor. Ama bazı öyle anlar var ki hemen şöyle kabul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste çeşitli kabileler biliyorsunuz gelirlerdi. Konuşma yapıyor. Ve Müslüman da var ama daha çok öteki şey, gelen kabileler var. Gayri Müslümanlar. Peygamber Efendimiz dalmıştır. Tevhid üzerinde konuşma yapmaktadır. İçlerinden Yahudi'nin biri, Peygamber Efendimiz hapşırdı böyle. O Yahudi içten dedi, Yerhamukallah. Bir Yahudi'den bunu bekler misiniz? Hele Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için, hele içten sevgi dolu. Ravi diyor ki ben hayret içinde ki bir Yahudi'nin dilinden, ağzından bunu duyuyoruz. Aynı içtenlikle ve hepimiz ona baktık ve Yüce Peygamber Efendimiz de aynı sevgiyle, sevgi dolu şeyle, duygularla Yahdikumullah dedi. Ravi diyor ki vallahi öyle deyince Peygamber Efendimiz'e dedik ki ah ok yerine oturmuştu. Yani ben bekledim. Ravi diyor ki konuşmasının bitmesini bekledim. Çünkü sonunda biat oluyor. Ve biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirdi ve ilan etti ki beyler biat etmek isteyen buyursun. Gel sen. İlk elini uzatan o Yahudi oldu. Neden? Çünkü Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıktı. Yahdikallah. Allah sana hidayet diye. Allah'ın tecellileri ne kadar şeydir. İnsan hayret içinde. Bir gün Hazreti Ebu Hureyre gelir ağlamaya başlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'yi çok da sever. Sordu. Hayrola Ebu Hureyre niye öyle ağlıyorsun sen? Ya Resulullah siz diyorsunuz efendim anneye hizmet eder. Ben annem, gayrimüslim tabii annesi. Gece gündüz hizmet ediyorum. Yemek yapıyorum, önünü koyuyorum ama o küfrediyor size. Müsaade edin bir daha ben ona hizmet etmeyeyim. Hayır, hizmet edeceksin. Peki ya Resulullah bu halde mi? Ben karşında oturuyorum, başlıyor küfretme size. Ben dayanamıyorum. Peki ne istiyorsun? Dedi, dua istiyorum. Hani bugünkü konumuz dua ya. Peygamber Efendimiz ellerini böyle kaldırdı. Allahümme ehdi ummi Ebu Hureyre.
Allahümme ehdi ummi Ebu Hureyre. Ey Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ihsan et ya Rabbi. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, o kadar içten dua etti, ben koşmaya başladım evime doğru. Kapıyı çaldım, annem dedi ki dışarıda bekle, ben yıkanıyorum üstüme, yeni elbise giyiyorum. Kapıyı açtı, yüksek sesle dedi annesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Hani dediğim gibi hiç belli olmuyor. Yeter ki biz dua eden olalım. O kadar şeyler var ki akşama kadar ben size anlatamam. Yüce Allah'ın tecrübesi, liyati, onun rahmeti, onun lütfu, onun inayeti. İnsan yağmur sarılarını, damlarını sayabilir mi ya hiç? Mümkün bu. وَاَنْ تُعَبْدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَفْتُصُوْهَ diyor, buyuruyor kendisi. Hazreti Havla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin hanımı geliyor Mescid-i Nebbi'de, Peygamber Efendimiz kendisi orada. Gelip köşede, yığılmış halinde attık. Herkes gittikten sonra, Ravi diyor birkaç, üç kişi, dört kişi kaldık. Peygamber Efendimiz dedi ki, hanım bir şey mi söyleyecektin bana? Benimle mi görüşmek istiyorsun? Evet dedi. Kalktı ayağa. Ya Resulullah, sizin falan sahabiniz benimle zihar yaptı. Söyleyeyim, zihar demek, yani bazen eski bu cehaletten kalma bir adet. Yani bir kadının kocası anne der mesela karısına, buna zihar derler Arapçada. Zihar yaptır. Ya Resulullah, bu ne biçim adam? Ona ceza ver. Bu adet artık silinsin. Biz Müslüman olduk. O hala aynı şey yapıyor. Peygamber Efendimiz'in gözlerini yaşardı. Evladım dedi, Allah söylemedikçe ben nasıl ceza verebilirim? Ravi diyor ki o hanım dışarı çıktı böyle avluda. Her iki elini göğe doğru yükseltti. Ve şöyle dedi, ey Allah'ım, bir tane kapı vardı, o da kapandı. Şimdi ben senin huzurunda yalvarıyorum. Ravi diyor, bir dakika veya iki dakika geçti. Yüce Peygamber Efendimiz dedi ki, o hanımı çağırın, çağırın. Çünkü vahiy geldi Yüce Allah'a. قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِنَ اللّٰهُ. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetini biliyorsun hepiniz. Yüce Allah arşta o kadın feryadını yakar mı seni dinledin? Hani ey peygamber gelip de kocasından şikayet ediyordu. Yani demek istiyorum, bak bir dakika bile geçti. Bu dünya, hani o Buda'nın dediği gibi, hakikaten üzüntülerle, sıkıntılarla, hastalıklarla, hani dolu dediği gibi. Bunun tabi dünya çareleri olabilir belki, ama biz bugün maneviyattan, ilahi aşktan, başkan beyin söylediği gibi biz bahsediyoruz. Bu üzüntü ve sıkıntıların manevi çaresi de böyle duadır. Ad-duâ-u silâhul mu'mini buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dua müminin silahıdır. İnsan onun huzurunda her zaman dua etmek için yönelmelidir. Sıkıntı olsa olmazsa, bir de o var. Her an üzüntü mü, sıkıntı mı, mutluluk mu,
Ne olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştur. Her halde bir yine insan Allah'ın kapısında olmalı. Bu demek değil ki sıkıntı geldiği zaman koşacak, mutluluk zamanında da unutacak. Olmaz. Usul olsun, yusur olsun. Yani sıkıntı olsun yahut da mutluluk olsun. Her iki de. Çünkü Allah'ın kapısından hiçbir zaman mümin ayrılmaz. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından var. Ben size bahsediyorum. Bütün hayatı şeyle geçti. Dualarla geçti. Hazreti sahabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabisi Yala bin Murra, o hani Havla, Hazreti Havla'dan bahsettim ya, aklıma geldi bir daha hanımdan dualarından. Peygamber Efendimiz zamanında hem de. Tabii ki dua Peygamber Efendimiz'in. Yala bin Murra diyor ki sabah namazından sonra Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evladım senin deven nerede? Yani dişi deve. Ben dedim efendim avluda. Namazdan sonra çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz ama söylemedi nereye gideceğini söyle. İkimiz çıktık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yala bin Murra hem rivayet diyor hem diyor çünkü ben sadece ikimiz çıktık. Uzak bir yere gidecektik. Hızlıca öyle namazdan sonra çıktık. 2-3 köy geçtikten sonra köyün birinin ortasına gittik. Baktı bir kadın bizi uzaktan gördü. Genç kadın. 5-6 aylık da yavrusu var kucağında. Uzaktan bağırıyor. Ya Resulallah uzak. Öyle yüksek sesle bağırıyor. Peygamber beni işaret ediyor. Sakın hiç ses çıkarma. Geliyor. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru o kadına gitti. Ne var evladım? Niye bağırıyorsun? Ama Müslüman tabii kadın. Çünkü ya Resulallah diyor. Kocasıyla birlikte biat etmişler. Onu da söyleyeyim. Ne var? Ya Resulallah bu beni bebeğim sara hastalığına kapılmış. Acaba Türkçesi ne? Sara mı? Sara mı? Arapçada çünkü sara diyor. Neyse. Ya Resulallah bu nöbet şey geldiği zaman bu baygınlık geçiriyor. Ben de bununla birlikte sanki ölüyorum. Ana yüreği nasıl dayanır ki? Ver evladım bunu bana ver dedi. Elini böyle şey yaptı, kaldırdı. Yavrunu ver bana. Yala bin Murra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yavruyu aldı. Böyle bağrına bastı. İnşallah oku. Sonra gözlerini kapadı. Birkaç saniye geçti sadece. Ve kadına uzattı. Dedi ki Yüce Allah'ın şimdi bildirdi bana ki hayat boyunca bu çocuğa bu hastalık gelmeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama evladım 2 gün sonra biz döneceğiz. Bak emin olmak için yahut da teselli vermek için diyeyim. Yani daha iyi olur. Anne bu yerde burada yavrunu bana biz döneceğiz falan yere gidiyor. Yok, ismini söylemedi bile söylemedi. Gösterebilir misin bana 2 gün sonra? Kadın derdi tabii ya Resulallah ben burada bekleyeceğim sizi. 4 gün. 2 gün sonra Yala bin Murra diyor ki biz o köy Peygamber Efendimiz doğru oraya gitti. Kadını uzaktan gördüm. O yeni başladı bağırmaya. Bu sefer sevinçler. Peygamber Efendimiz uzak öyle ellerini şey yaptı. Sakın dedi. Çünkü her taraf müşrik. Doğru. Gitti. Dedi yavrum nasıl evladım? Ya Resulullah 2-3 gün geçti arada. 1 gün olsun o sarı hastalığını kapatın. Evladım 1-2 gün değil hayat boyunca Yüce Allah bildirdi bana. Bu hastalık buna yavruya gelmeyecektir artık. 3 tane de keçi getirmiş kadınca. Bakın şey bak çok fakir. Fukara. Ya Resulallah ben hediye getirdim 3 tane. Ne kabul buyurun. Peygamber Efendimiz bizzat tanıdığı için kocasını.
şu zarafete bakın yani. Reddetmedi. Dedi bir tanesini alacağım, ikisini evladım verme. Bir tane al. Ondan bir tane keçi hediye olarak aldı. Yalavın Murat dedi bunu al ben ver. Ve yola çıktı zaten. Şu Bedir Savaşı'nı şey diyor. Yani doğadan bahsediyorduk ya. Neler neler. Küçücük bir çadır kurulmuştu Bedir alanında. Medine'yi görmüş olan kardeşlerimiz Bedir'i bilirler. Çünkü biliyorsunuz ki bayağı uzak orada. Yani yakın bir yer de değil. O yakın birkaç kilometre ama çok uzak. Bedir alanında o savaş bir silah ile kazanılmadı beyler. Secde kapanmıştır kendisi. 313 kişi dışarıda dizilmiş oturuyor. Fakir fukara. Ne silahları var, ne atları var, ne develeri var. Bir iki tane kılıç var, o kadar. Lajna tarafından verilmiş olan mikrofonu kapatabilir miyiz? Oradan geliyorsa ses galiba. Evet, oradan değilmiş. Evet, daha iyi. Bedir Savaşı'nda dediğim gibi bu savaş silah ile değil bir an. Dua ile kazanıldı. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben de birlikteyim. O küçük bir çadır içinde secde kapanmıştı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hep söylüyor. İn tahlik hazel isabete lan tobede fil ard. Ey Allah'ım, eğer bu küçücük zamanat helak olursa ölmelerini müsaade edersen lan tövbe filan. Kar oldu şey ne? Bu ülkede sana kim tapacak? Kim ibadet edecek? Kar oldu şey bu. Bu yukarıda oturan 300 kişi hepsi öldürülecek olursa kadınları yetim öksüz şey olacak, çocukları yetim olacak, dul olacak. Hayır öyle değil. Hep söylüyor orada secdede. Ey Allah'ım sen dememiş miydin? Küçük bir cemaat yap. Yaptım, getirdim işte burada. Adeta hepsi kefen giymiştir. Ölmeye hazır. Ama Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ölmeleri için üzüntüsü yok. Lan tobada filler. Hepsi ölürse sana kim kulluk edecek? Sana kim ibadet edecek? Dışarı çıkar. Bir avuç çakıl alır. Savurur. Yüce Allah da söyler bunu Kur'an-ı Kerim'de. وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا. O savurduğun zaman sen değil, o Allah'ın eliydi. Allah savurdu. Ve şahıt-ı vücud dedi. Ve artık biliyorsunuz savaş kazanıldı. Nedir 300 kişi nedir? Beyler biz şeyden bahsediyorduk. Yani doğalardan bahsediyorduk. Ve Medine'deyken kendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün polis geldi. Yemen valisi polis gönderdi efendim. Kisra padişahının, İran padişahının emridir. O adamı yakalayıp, Muhammed denilen adamı yakalayıp getirin bana diye.
Sabah namazında dediler efendim, biz İran padişahı bizi gönderdi. Şöyle baktı, dedi yarın sabah bildireceğim. Bugün bizde kalın. Bir gece orada kalıyorlar, hepiniz biliyorsunuz bunu. Kim bilir o gece Muhammed-i Mustafa Aleyhisselam nasıl geçirmiştir o bir gece. Hani Mevlana da diyor ya, Mevlana Rumi, tabii ki Muhammed Resulullah'dan öğrendi bunu. Matersiz belayı, kışabdır yalnızdı. Musibet ve belanın gelmesini bir gece varsa hiç üzülme diyor. Bunu kendisi söylemiyor. Bunu Muhammed-i Mustafa'dan öğrendi. O geceyi Muhammed-i Mustafa acaba nasıl geçirmişler? Ondan bahsediyor. Ki sabahleyin dedi. Onlar yine sabah namazından sonra polis geldi. Yemen valisi göndermişti. O zaman Yemen Kisra'nın, Kisra padişahının, İran padişahının gözeme şey altındaydı. Egemenliği altındaydı. Beyler gidin dedi. Yurdu bakın var. Benim Allah'ım sizin ilahınızı öldürdüm bu gece. İnanmıyorsanız şeye gidin, limana gidin, liman da yakındır. Oraya İran gemisi gelmiştir, gönderdeki bayrak değişmiştir. Bu da alametidir. Padişahımız, o sizleri gönderen padişah öldürüldü bu gece. Ve onlar da gidip bakıyorlar. O gemideki adamlara sordular ki bu gönderdeki bayrak değişmiş, hayır olan. Dediler ki falan gece Şirve, padişahın oğlum, babasını, öz babasını öldürüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gidip de Yemen'e bildirdiler, vali ayağa kalktı. Tahttan kalktı. Dedi yaşadu la ilahe illallah ve yaşadu anna. Vallahi innehu nebiyyun. Bu peygamberden başka kimse, yani bu duyduktan sonra dedi, başkası olamaz, olamaz, olamaz dedi. Ve bunu kabul etti. Mekke'nin fethi nedir? 10 sene geçmiştir, birkaç sene geçti. Yani Medine'de kaç sene kaldı? Neyle fethedildi bu Mekke? O Ebu Sufyan'ın talihleri hepsini biliyorsunuz. Artık bunu tek tek anlatmaya gerek yok. Hatta girdiği zaman Mekke Fatih olarak giriyor. Ama ilk çıktığı zaman nasıl Hazreti Ebu Bakır'la birlikte yalnız yapayalnız şöyle bir tepe çıkmış da şöyle bakmış Mekke'ye. Ey Mekke, seni çok sever. Ama senin içinde yaşayanlar beni istemiyorlar. Allah dedi, hiç üzülme. Sen bugün yalnız gidiyorsun ama zaman gelecek Fatih olarak binlerce insanlarla birlikte geleceksin. 10.000 Kuddusi insanlarla geleceksin. Daha fazlasıyla geleceksin. Nitekim öyle. Ravi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatih olarak Mekke'ye girdiği zaman göz göze gelmek istemiyor. Utanmasınlar diye. Vesaire vesaire. Bunlar neyle fethedildi? Dualarla bile, bela. Şimdi de gelelim. Biraz ahirin. Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam zamanına geleceğim. Hayret ediyor insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun şahsiyetini çok daha nice şey not almışımdır ama
Biraz da diyorum ahirin, çünkü biz de ahirin sayılıyoruz artık. Mesih Mevud aleyhissalatu vesselam da bunu söylüyorlar. Beyler, dua hep duadır. Allah tebarek ve teala diyor, "Kale rabbukum udûn yaktacır lakum." Sizin Rabbiniz mi diyor ki bana dua edin? Ala rabbukum udun yastajib lekum, sizin Rabbiniz söylüyor bunu, bana dua edin. Astajib lekum diyor. Çok uzun uzun tefsirini yapmıştır. Ve peygamber vaad edilen Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam'ın hayatı da bununla geçmiştir. Bir gün Şeyh Zeynul Abidin adlı bir sahabisi Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam'a biat etmiş. Ama memleketine gitmiş, gelememiş. 4-5 sene sonra tekrar gelmiş de Mescid-i Mübarek'ten çıkarken sokak öyle küçük. Orada karşılaşmışlar Zeynul Abidin Bey'le. Kendisi anlatıyor. Sarılmış, ellerinden öpmüş. Hayrola demiş Mesih-i Mevud aleyhissalatü vesselam. Kaç senedir ben sizi görmüyorum. Niye gelemediniz? Efendim, benim 4 tane çocuğum öldü. Doktorlar dediler ki sizin hanımınız hasta. Bizim dilimizde atra derler buna, bu hastalığı. Yani kadın bir çocuğu hiç sağ kalmayacaktı. Hepsi ölecek ileride. Öyle mi dedi abi? Peki ilaç falan mı istiyorsun? Hayır efendim. Ben dua rezilirdim. Ne olur dua edin. Aynı ayak düştü sokakta. Daha öğle namazını kıldıktan sonra Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam ve Şeyh Zeynul Abidin arasındaki bu konuşma. Mesih-i Mevud aleyhissalam ellerini kaldırır. Şeyh Zeynul Abidin diyor, ben de ellerimi kaldırdım böyle. 10 dakika geçmiş. 15 dakika geçmiş. Amin demiyor. Ki o yaşlı, ben ona nazaran gencim. Ben o kadar yıldım duvara dayandım. 20 dakika, yarım saat geçti. Şimdi bu huzura amin kim desin acaba diyor. Zeynul Abidin Bey de biraz şakır. Kim amin desin ki şimdi? Bir de göz şeyle baktım böyle, ki iki gözü, iki çeşme ve kaftan, yani o giydiği şey. Hep böyle gözyaşıyla, terlerle şey olmuş. Nihayet müezzin ikindi ezan, namazın ezanı okudu. Allahu Ekber deyince Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam dedi, amin dedi. Ben düştüm ayağına, Zeynul Abidin veriyor. Ya huzur, ben sizi çok rahata soktum, zahmete soktum. Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam alıp Zeynul Abidin Bey bağrına bastı, dedi, bak dinle, konuşma, beni dinle. Dedi, yüce Allah 11 senin çocuğun bana göstermedikçe ben amin demedim. Keşfen gösterdi ki senin 11 çocuğun olacak. Zeynel Abidin diyor ki, ben Allah bana ondan sonra, hani doktorlar demişler ki senin hanımın bütün çocukları ölecek. Allah 11 çocuk ihsan etti. 8 erkek, 3 kızım var dedi. Ve hepsi de sağdı. Beyler, ben duadan bahsediyordum. Yani yüce Allah nasıl insanın bir zerreyi bile duyar? Halbuki yüce Allah nedir? Tusabbihu lehu's-semâvâtu s-sab'u vel-ardu ve men fîhinna. وَاِنْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَّبِّيُوا بِحْمْدِ. Yedi gökle yer diyor.
ve zemin ve buranın kainatın her zerresi Allah'ı hamd ederler. Velakin la tefkahuna tesbihum, ama onların tesbihini siz anlayamıyorsunuz. Bakın yüce Allah bunu kendisi bize söylüyor. Tusabbihu lahu semavatu sab'u. Yedi gökle yer ve kainatın her zerresi onu hamd eder. Vesaire vesaire devam. Kainatın her zerresi ona secde eder. Eş-şemsu vel-kameru vel-nucumu vel-cibalu وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Hac orucunda buyurdu. Gök ile yer, güneş, ay, yıldızlar, bütün dağlar, dünyadaki bütün ağaçlar ona seyrediyor. Birbirine merak ettim. Dedi acaba hamala dağ bu. Acaba Allah'ı nasıl seyrediyor? Hani diyor kendisi وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيَهُ Onların tesbihini siz anlayamazsınız. Allah budur. Ama yine bu kadar kudret sahibi olduktan sonra bir insanın zerresi yani bir kadar bile şeysi yok. Ama yine dinliyor. قَالَ رَبُّكُمْ وَدُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ Biraz önce Başkan Bey de şey dedi, ayet-i kerimeyi bize okudu. وَسْكُرُونِي اَذْكُرُونَ Siz de beni yad edin, hatırlayın ben de sizi. Bir gün Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam geldi odasında geceleyen. O zaman bir hastalık kopmuştu o zamanlarda. Belki şimdi de var ama bilmiyorum. Doğumdan sonra bir atış basardı kadına. İki gün sonra kadına ölüyor. Mufti Bey Mufti Fazıl Amasak bu Behrbi'dir. Öteki Behrbi'dir ama neyse. Buna da Mufti derler. Sonra matbaa kurdu daha sonra. Buna biz Mufti Fazıl Ahmet diyoruz. Matbaa sahibidir kendisi. Sonra Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerinin ilk matbaasında Kadiyanlı olsun. Neyse. Geceleyin geliyor huzur kapı çalıyor, ağlamaya başlıyor. Ne oldu? Mufti Bey, efendim benim hanımım doğum yaptı ama atış bastı. Bütün doktorlar diyorlar ki eğer doğumdan sonra atışlanırsa kadın ölür iki gün sonra. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen git şu ilacı ver, şu ilacı çeşitli oradaki Hindistan'da kullanılan ilaçlar. Bilmem ne var. Hatta orada bir kelime geçiyor. Türkçesini bir hing vereceksin falan vereceksin. Onun Türkçesini bilmiyorum. Siz biliyorsan söyleyin. Neyse. Gittim verdim. Her bir saat sonra gidip geliyorum. Mesih Mevud Aleyhisselam dedi ki sakın iyi şey yapma. Bana haber ver. Bütün ilaçlar verdikten sonra baktım hanımın kafası sarıkmış, dili dışarı çıkmış. Bu son alamet. Hani ondan sonra bir saat sonra kadın ölürmüş. Başladım ağlamaya. Ya Resulullah, Ayşe, Mesih-i Mevud Aleyhisselam, huzur bizim adetimiz bu. Huzur o ölmek üzere. Niye? Dedim efendim dili dışarı sakmış. Şimdi ölecek. Hayır dedi. Sen git yat. Bir de ilacını verdik mi verdik. Şimdi ben secde kaparacağım ve ona şifa isteyeceğim. Şifa olmadıkça ben başımı kaldım. Mufti Bey diyor, Mufti Fazlamasak. Gittim yattım, kendi kendime dedim ki hatta odaya korkudan girmedim. Dedim yattı uyuyor, keyfine bak. Sorumluluk alanı üstüne almıştır sorumluluk. Hiç keyfine şey yapma, uyuyor. Ben hakikaten de uyuyordum. Yarım saat, bir saat geçti, bir tıkırtı şeyden geldi, mutfaktan. Aa dedim, bu tıkırtı ne olabilir? Uyandım, şöyle bir baktım, gözlerime inanadım. Hanımım kapkacak şeyleri düzeltmeye başlıyor, orada çalışıyor orada.
Ayağı şeyden, yataktan kalkmış orada. Yine dedim ki, bu kim olabilir ki? Seslendim, sen misin? Evet dedi, ben. E ne yapıyorsun? E öteberi hikayeleri böyle dağıtmışsınız, ben de düzeltiyorum diyor. Hani sen ölecektin ya, senin halin böyle. E dedi, Allah beni korudu, ne demek? Ölüm senin elinde mi? Sabah namazında sordu. Müftü Bey, hanımın nasıl? Daha ben söylemeden Mesih-i Mevud Aleyhisselam dedi. Ben secde eden başımı kaldırmadım. Vakta ki Yüce Allah dedi ki, hadi biz verdik şefaat. Beler demek istiyorum yani. Binlerce değil, yüz binlerce böyle misal var. Mesih-i Mevud Aleyhisselam ve bizim bütün bizim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün hayatı boyunca ve Kur'an da buna şahittir. Hadis de şahittir. Bütün sahabeler de öyle. Ben aynı şeyi size söylüyorum. Yine aynı Allah vardır. Aynı ilah vardır. Yeter ki biz ona yönelelim. Eğer biz dünya işleriyle meşgul olursak o zaman Yüce Allah diyor ki sen şey dedin. Dünya istiyorsan al dünya. Bütün Avrupa, insanlar çok zengin, çok para kazanıyorlar. Biz onlarla baş edemeyiz böyle. Ama Ahmadiyet'in o zaman şeysi, belirtisi, alameti ne olur? Onlar ve öteki Müslüman ve bir Ahmadi Müslüman arasında fark ne olur? Ahmadi Müslüman Mevlana'nın dediği gibi matarsız belâ-i kişab darmiyana. Eğer musibet ve belanın gelmesini bir gece varsa o gece Ahmadi ayağına kapanır. Allah'ın ayağına kapanır ve onu duaları kabul eder. Benim bir tanıdığım arkadaşım, hatta Raşid Bey tanıştırmıştı. Orada bir kasaba var, kabir var herhalde. Evet. Orada oturuyordu hafız. Hafız mı dedim? Bu üçüncü halife Hazretleri'nin şeysin zamanında Ahmadiyeti kabul etti. Dedi ben Yüce Allah'a bir müddet dua ettim. Dedim ki 30 senedir sana ibadet ediyorum. Ve kaç kişi böyle çok insan hafız oldu. Ama bilmiyorum seni görmedim, duymadım. E Allah'ım bütün gece ben ağlayacağım artık. Sen varsın sabah kadar bildir bana. Eğer sabaha kadar bildirmedin, bundan sonra ibadet yok. Demek ki sen yoksun. Biz sadece bir haya yapmaya veyahut da öyle şeyleri takıyoruz. Allah diye bir şey yok. Bu halde seccade üzerine yılmışım, uyumuşum. Rüyamda gördüm ki benim kalbim var ama yer ile gök arasında. O kadar büyük, kocaman. Ve içine baktım biri var. Ve ses geldi. Yüce Allah için. Anel mevcud ya abdi anel mevcud. Ey kulum ben varım işte. Ayağa kalktım dedi. Uyandım. Düştüm ben. Secdeye kapandım. Allah'ım. Binlerce şükür olsun sana. Bir gün kendisi diyor ki tabii tek bu köyde tek Ahmadi. Gelmişler Ahmadiler. Bu da secdeye kapanmış. Yüksek bir yerde namaz kılıyor. Yandan da otoman geçiyor. Hafız Bey biz diyoruz ona. Hafız Bey diyorum ben secde dedim. Sesler geliyor. Öldürün bunu, öldürün bu adamı. Kesin kellesini uçurun. Biri dedi ki yok böyle uyan şeyden başını kaldırsın secde dedi. Meğer ki köylüler gelmişler öldürmeye. Birlikte öldürelim bu adamı.
Kimin elinde sopa var, kimin elinde dayak var, kimin elinde tüfek var, kimin elinde kılıç var, bilmem ne. Ve bekliyorlar başını kaldırsın diye seyreden. Ahmet Bey diyor ki ben Allah'ımı dedim. Ben suçum ne? Senin Mesih'im olduğuna ben inandım değil mi? Suçu bu. Bunlar beni öldürmeye ama sen kadirsin. Beni kur ya. Ve iki gözüm iki çeşme gibi oldu. Allah tebarek ve teala hemen dedi. Üscud ya abdi üscud. Secdeyi uzat biraz. Ben bunların hakkından gelirim. İyi dedi. Bizim Hafız Bey de şakacıydı. Secde biraz uzadı diyordu. Ben dedim ki efendim ben yaşlı bir adamım. O kadar uzun secde olur mu? Yüce Allah dedi uscud ya abdi uscud. Bunu kendisi bana anlattı Hafız Bey. İyi dedim Hafız Bey sonra ne oldu? Otobandan geçen polis beyime sabahleyin geçiyormuş. Böyle bir hayli böyle 40 ya 50 kişi ya ne var. Onlar dediler ki adamın biri secdeye kapanmış. Birkaç kişi de ellerinde tüfek bilmem silahları var. Çevirmişler bu adamı. Hemen bütün polis geldi. Onları yakaladı karakola götürdüler. Yüce Allah dedi hadi şimdi başını kaldır bakayım. Vesaire. Demek istiyorum beyler. Ben size şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman duadan ayrılmayın. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَهُ Sıkıntıda olan Allah'a yalvardığı zaman onun feryadını, onun yakarmasını kim dinler be? Allah'tan başka kimse yok. Bazı kimseler bu hastalık var efendim, bu sıkıntı vardı. Vatandan olduk, şahadan olduk. Sahabe-i Kerem vatandan olmadılar. Ve hele ben bu Arap kardeşlerime söylüyorum. E oldu bir kere artık ne yapalım? Ama var olan imkanı niye kullanmıyoruz biz? Niye zamanımızı sağ solda öldürüyoruz? Niye gecelerimiz niye boş geçiyor? Yüce Allah söylemedi mi? قَلِيلًا مِنَ اللّٰهِ مَا يَحْجَهُونَ Söylemedim mi? Müminler çok geceler az uyurlar. Bütün gece uyumak için sadece değiller. وَصَبِّهُ لَيْنْ طَب۪يلًا Geç saate kadar Yüce Allah'a ibadet et diye Kur'an-ı Kerim'de emir yok. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يدُونَ لِرَبِّهِ سُجَدًا وَقَيَامًا Müminler secde içinde ve kıyam içinde gecelerini geçirirler. Demiyor mu Furkan suresinde Yüce Allah'a وَالَّذ۪ينَ يَب۪يدُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُ وَقْيَامَ Hepiniz Kur'an-ı Kerim bizden daha iyi bilirsiniz. Madem ki bu Allah aynı ilah, Muhammed Resulullah da aynı, Kur'an-ı Kerim de aynı, Mesih-i Mevud da aynı. Değişen ne? Neler? İlah gibi. Allah yine Allah. Nice misaller ben size verdim. Ve bazen Yüce Allah hani biraz önce bahsediyorduk. Kime lütfederse Yüce Allah verir. Bu tamam. Âmenna vellezîne cahadû fînâ lennehdiyennâhu subelen. Mücadele edene ben veririm. Mücahide savaşın verene yapana ben veririm. Tamam. Ama yine de Allah ben söyleyeceğim size. Allah kimi isterse. Her yerde de mücahide, her yerde de savaşım, mücadele şart değildir, Allah'tır. Hani biraz önce dedim ya, yedi gök ile yedi yer, kainatın zerresi, herkes, her şey ona hamd eder. O öyle şeylere muhtaç mı sanır? Kendisi söylüyor, amenna, ki mücahide edene yol göster. Ama bazen, mesela Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Yüce Allah nübuvvet verdi. Bu bir mücahide neticesinden. Yok. Mesih-i Mûd aleyhissalâtu vesselâm'a Mesih-i Mûd makamını verdi.
Bütün peygamberlere peygamberlik verdi. Sanki bu bir mücadelenin neticesinde mi? Değil. Birkaç misal verebilirim size. Hazreti Mahmud, yani ikinci halife hazretleri, diyor ki ben 14 yaşındayım daha. Yani her şeyde mücadele, şeye bağlamayalım. Mücahideye. Allah kimi isterse. Kur'an'da diyor bunu. İki türlü insan var. Ya mücahide neticesinde alır. Ve illa zuhazda nazim. Ya bahtı büyük olan. Kısmetli olan. Allah da söylüyor bunu. Bu okunan ayetlerde de bugün vardı. Ve ma yulakkaha diyor. İllellezine sabır. Sabreden yani mücahide eden. Ya illa zuhazda nazim. Kısmeti bahtı çok olan. Hazreti Mahmud diyor, kendisi yazıyor. Ben 14 yaşından daha bir gece Yüce Allah bana dedi. Çünkü 14 yaşında bir çocuk bir mücahidele müşahede değildir artık o. Yüce Allah dedi, ilham verdi. Bu gece evladım ben senin babana şu vahiy gönderdim. İnni ma'al afvaci atike baktata. Yavaş yavaş söyleyeyim ki tercüme yapılsın. Veyahut da ben yaparım. Herhalde var değil mi? İnni ma'al afvaci atike baktatan. Yüce Allah dedi, Mahmud, bu gece babana bu kelimeleri biz ilham ettik. Dedi. Sabahleyin Türkçesi şu. İnni ma'al afvaci asak, askerlerle, fovc, şeylerle, ordularla birlikte biz ansızın gelebilirdi sana. Manası bu. Neyse, bu kelimeleri inni ma'alla faciatika bagdatan sen babana ilham ettik. Hazreti Mahmud diyor, Mahmud diyor çünkü kendisi söyledik 14 yaşında daha. Sabahleyin Bedir şu sene, şey, gazetesinin şey, yazarı ve hatta müdür bey, müftü bey işte orada müftü şey, Muhammed Sadık Bey geldi. Mahmud evladım gitti o defteri al. Her sabah gelir. Geceliğin ilhamları yazmış oldu. Mesih Maud Aleyhisselam bir defteri var. Onu götürür. Basar gazete dışarıya. Evladım Mahmud git babana söyle o defter versin. Ben koşa koşa gittim merak et. Çünkü gece Yüce Allah da bildirmişti ya. Ben hemen aldım Mahmud. Babacığım o defteri ver şey... Müftü Bey dışarıda bekliyor, verdi. Ben hemen açtım, kapının dışında tabii. Açtım, baktım, yok. O ilham yok. Eyvah dedim, ben durdum. Dedim, bu gece Yüce Allah bana söylüyor. Ki Mahmud, ben senin babana ilham ettim bu gece. Ne? İnni ma'alla fuvaci atika baktata. Ordularla birlikte ansızın sana gelebilirim. Senin yardımına yani. Yani burada defterde yok. Ama bu Allah söyledi, bu yalan da olamaz. Diyor ben meraktan çatlayacağım, döndüm. Gitmek istiyorum. Fakat içim, nefs dedi ki, Mesih Maud Aleyhisselam ne diyecek? Ha şu bebeğe bak. Bir de ilhamdan iddia ediyor. Bir de utandı bu sebepten. İkide bir şimdi, Mufti Bey ve Mufti şey, Mesih Maud arasında ikide bir gülüp veriyorum. Oraya gidiyorum diyorum çatlayacağım ben dedim. Nereden inanayım ki bu oldu bu ilham ama burada yazmıyor. Nihayet cesaret şey olarak gittim. Babacığım dedim. Bu gece defterde elimde. Allah tebarek ve teala size ilham etti mi? İnni ma'alla faci atika baktatan. Ben ordularla birlikte senin yardımın için ansızın gelebilirim diye ilham. Evet dedi. Hayır. Fakat Mahmud sen nereden biliyorsun? Yüce Allah ilham etti. Evet. Ama huzur buraya yazmadınız. Defteri açtım hemen. Eyvah dedi ben unuttum bunu. Ver bunu yazayım dedi. Demek istiyorum ki illa her şey mücadele ile gelmez. Onun lütfudur. Nubuvvet mücadele ile, mücahide ile, savaşın ile mi gelir? Hayır. Kimi lütfedersen o Allah'tır. Lehu makalidu semavati vel arz. El melikul kuddusu selam. O padişahdır kimi
belli sana. Bir padişah kapısına gelen bir fakire, dilenciye bir şey verirse, şahoncu adam garba navazındı kadavra. Padişah da derler. Padişahdır. Kim isterse verir adal eder. Daha bu 14 yaşında. Daha aşağı gelelim. Küçük kardeşi Nava Mubarka Begüm sahibi. 7 yaşındadır kendisi. Ben bunu bilhassa bizim Nasirat kızlarımıza söylüyorum. Ve kardeşi de 4 yaşında Mubarak Ahmet isminde. Mubarak da oynuyor o şeylerde. Çeşitli oyuncak şeyler var. Ve onunla konuşuyor. Yanından Mesih Mevud Aleyhisselam geçti. Şöyle durdu. Mubarak dedi. Bu oyuncaklarla konuşuyorsun. Onlar hiç konuşur mu? Şöyle bakmış dedi. Babacığım, ablası da orada. Yani Mubarak Begüm sahibi. O da 7 yaşında. Babacığım dedi. Niye konuşmasınlar bu oyuncakların benimle? Mubarak'a. Bütün gece ay hep konuştu bununla. Benim şeylerim niye konuşmasın? Durdu bu sefer meraktan. Sonra Mubarak Ahmet kendisi dedi. Abla sen söylesene baba. Mubarak dedi ki bu gece rüyamda ay hep raks etti, dans etti gökte ve dedi Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin, Allah'a tevekkül edin. Saatlerce böyle güzel güzel dans etti. Ben çocuk olduğum için herhalde. Ve aynı zamanda dedi Allah'a tevekkül edin evladım, Allah'a tevekkül edin. Hatta ben uyuyakalmışım. Subhanallah. Allah kime lütfederse bela. Ben onu bahsediyorum size. İlla da mücadele her yerde de şart değil. Tabii ki onun emridir. وَالَّذ۪ينَ جَعَدُونَ آمَنَّ kabul ediyoruz. Ama yine ben aynı şey padişahdır. Şahınca cebgar bana namazındı kadar. O padişahdır. Kimi lütfederse her şey onun emridir. İşte yine aynı duada şeyden gelmek istedim. Yani biz zamanımızı boşa öldürmeyelim. Falan böyle dediydi, falan böyle dedi. Şu ülkeden çıkardılar. Olsun. Allah'ın kapısını kim kapattı? Kapadı beyler. O her zaman ardına kadar açıktır. Ve açık kalacaktır kıyamete kadar. Hiçbir kuvvet onun kapısını kapatmaz. Kapatamaz. Ve o kapı kapanmayacak beyler. Çünkü kendisi söyledi. اِذَا سَعَلَكَ اِبَادِ يَنِّي فَاِنِّي قَرِيمٍ Habibim sana gelip kullarımı söylerler. Kullarım dedi. İbadi dedi. Onun kulları olmalıyız. Layık olmalıyız buna. Hani biraz önce tilavet edilen ayetler ne şey güzel Allah söylüyor. نَحْنُ اَوْلِيَاهُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ve fil ahire. Bu dünyadan dostuz. Melaikeler sağa soldan geliyor. Onun için hiç üzülmeyin bile. Olan oldu artık ne yapalım? Ama var olan vakti boşa harcamayalım. Onun huzurunda hatta istihrak Arapçada dediğimiz Başkan Bey de bunu bahsetti dedi her an onu düşün. Arabayı kullanırken, giderken, gelirken öyle fuzuli şeyler düşünme. Allah'ın lütflerini yesen. Onun lütfleri az mı dünyada? Asbaha aleykum ni'mahu zahireten ve batin. Lokman suresinde buyurdu. Su gibi yakıttım diyor ben şu nimetleri. Yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman balkonda durup şöyle şu kara şöyle bir bakın nasıl iniyor. İnsan sayabilir mi o taneleri? O lapa lapa yağarken. Onun nimetleri o kadar var ki insan sayamaz.
Onun için her an istihrak içinde. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mara harca ki mi binam ruhe can ona zarar. Farz olarak. Ben nereye bakamsam Allah'ını görüyorum her yer. Çünkü her nimet her nimet onun tarafından yaratılmıştır. Onun gönderdiği nimetler. Onun için beyler kendi hayatımızı, zamanımızı boşa öldürmeyelim. Bütün geceleri uykuda değil. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيْرًا. Dün de ben size söylediğim gibi geceliğin kalkın. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabinin biri dedi ki ya Resulullah kabuliyet vakti hangisi? Daha çok kabul edilen dua. Duanın kabul edildiği vakit. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki namaz kıl ve nasu niyamun. Bütün dünya uykudayken sen kalk. Umurdur. Yani teheccüd vakti. Ve kendisi kalkar. Allahu Ekber zulcebrutu vel melekutu vel kibriyahu vel azma. Dün de size anlattım. Şu kelimelerin haşmeti mi var? Siz de aynı şekilde. Allah'ın huzurundan başlayın. Elhamdülillah. Olsun biz memleketlerimizden, ülkelerimizden, vatanlarımızdan koptuk. Hatta kendiniz için, bütün İslam alim için dua edin. Edilteniz hatırı inanı kavla. Kahir kunan davayı. Hubbe peygamber. Farça olarak. Mesih'im o diyor. Ey gönlüm. Yine de bu Müslümanların dualarında unutma. Çünkü yine de Muhammed Resulullah'ın aşkından damlıyorlar. İddia ederler ki onu seviyoruz. Edilteniz hatırı inanı kavla. Kahir kunan davayı. Biz de sizinle de öyle. Benim ricam size şu zamanınızı boşa geçirmeyin. Şu kadar para verildi, şu kadar verilmedi. Bana şu kadar şey alacaktı. Sahabe-i Keram Medine'ye gelmişler. Bir yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki geldiğinde Ebu Hudri, Ebu Said Hudri diyor biz uzun boylu olanları önde oturduk. Çünkü giyilecek şey yok. Elbise yok. O ayakları, dizleri uzun olduğu için arkalarından biz kapanırdık. Bu hadistir beyler. Ebu Said Hudri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geldi. Şöyle baktı ve gözleri yaşardı. Çünkü düşünüyordu ki benim söylememle bunlar vatanlarını bıraktılar. Her şeyi terk edip geldiler. Şimdi halleri ne? Giyilecek elbise bile yok. Gömlek yok, takke yok, hiçbir şey yok. Baktı ve şöyle bir baktı ve dedi. Ya sa'alikel muhacirin abşiru bil cennet. Ey fakir fakara öyle diyelim Türkçesi olarak. Sa'alik derler fakir. Yani fakirlik bir insanı ezer geçerse ona sa'alik Arapçada biz diyoruz. Arap kardeşlerimiz biliyorlar. Fakat gün ola bir avuç çanda veren, çanda kelimesine artık Türkçesi yok, çandadır. Ebu Hureyre, açlıktan baygınlık geçiren, gün ola nasıl? Bahreyn'in valisi yok. Hazreti Selman Farsi, Madain'in valisi oldu. Hazreti Sa'd, diyor Şeyh-i Abi Talib deyken ayaklarımın altına gecelen bir şey geldi böyle ve onu alıp ağzıma koydum açlık. Ama gün ola Fatih-i İran olarak Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabesi Fatih-i İran oldu. Biliyor musun hakik? Cengi Kadşi'ye onun elinde fethedildi. Hazreti Ömer neydi? Hiçbir şey.
Halifetul Mesih müminken, halifeyken kendisi gidiyor Medine'ye bir gün tavaf ediyor. Ve arkadaşlar biraz dışarı çıkalım. Çölde bir yerde durdu, elinde baston, ağlamaya başladı. Arkadaşlar dediler ki hayrola, Emirul Mu'minin niye ağlıyorsun? Dedi hatırladım, burada babamla birlikte deve gütmeye, şey yapmaya çalıştık, gelirdik. Birkaç devemiz var. Bugün buranın padişahı kıldı Yüce Allah beni. Nil Nehri, Amr bin As mektup yazdı. Efendim her sene bir kız atarlar buna, burada adet. Bu sene ne yapalım? Oturdu Hazreti Ömer, Nil Nehri'ne mektup yazdı. Düşünebiliyor musunuz? Beyler? Hiç kimse nehirlere mektup yazar mı? Denizlere, nehirlere, ırmaklara mektup yazar mı kimse? Hazreti Ömer yazdı. Ve başında yazdı, ey Nil, Allah'ın emriyle sen akıyorsun da akmaya devam et. Daha fazlasıyla. Ve emir verdi ki bu benim mektubumu Nil'e at. Attılar ve bugüne kadar Nil aynı coşkuyla akıyor. İşte hangisinden bahsediyor? Abu Hureyre neydi? Ama vakti geldi ki Bahreyn'in valisi ilan edildi. Vesaire. Ben size nasihat ediyorum. Hepinize diyorum. Arap olsun, Türk, hepimiz kardeşiz. İnnemel müminuna ikvar. Birlikte biz Yüce Allah'a yalvarırsak, yüzlerce el kalkırsak arşa doğru, yüzlerce, binlerce ses arşa doğru yükselirse boşa mı gelir? Peygamber Efendimiz diyor ki Allah herkesten daha fazla hayalıdır. Ona kimse kapısını, onun kapısını çalarsa hiç boş çevirmez kimse. Yüce Allah bize onun sevdiği yollardan yürütsün bizi. Ve hayatımızın her saniyesi onun istediği gibi geçsin inşallah. Vahru davana elhamdülillah.